Video başlamadan önce Mehmet Safa Korkmaz kardeşimize, Güvercin Besleme kanalına, Güvercin Rehberi TV kanalına, Güvercinlerim kanalına çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yorumlarını eksik etmedikleri için çok sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Şimdi videomuza başlayabiliriz arkadaşlar. İyi seyirler. Filo Güvercinleri kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün son durumumuzu göstereceğiz. Bu döneklerimiz şimdi geldi, daha sıcak sıcak, taze. Bir arkadaşımızdan hediye geldi. Bildiğim kadarıyla şehir dışında dönekler bu şekilde değil. Kafası beyaz, kanadı beyaz, kuyruğu beyaz oluyor. Bizdekiler böyle alacı oluyor. Şurada da bir tane zaten uçanımız dönek var. 3 tane döneğimiz oldu şimdi. Şimdi döneğin bu kuştan ne işi var diye soranlarınız olacak. Arkadaşlar dönek güvercin bölüğü toplamaya yarar. Yani kuş dağınık uçuyorsa onu toplar. Ha, bunun içine sadece bir tane yeterli. Bölüğün hepsini dönek dizerseniz onlar daha dağınık uçar. Dönek tek başına uçar. Ama bölüğü de toplar. Bölüğün etrafını toplaya toplaya uçar. O yüzden bölüğün içinde bir tane dönek olması lazım. Ben bunları seçmişim. İçerideki kuşlarımız yatıyorlar. Bunlar da biraz nefesleri açılsın, bunlar gitsin. Sırayla içine kuş ekleyeceğiz. Karşıya göndermeye çalışacağız. 2 gün önce şöyle bir olay geldi başıma. 6 ay önce gece karanlıkta kaybolan bir tane ispirim vardı. O geldi. Şöyle göstereyim. Flaşımızı da açalım. Şu ispirimiz arkadaşlar 6 ay önce kayboldu. 6 ay sonra geri geldi. Geldiğinde kanadına baktım, maizi yoktu. Ben de kanatlarını kırptım. Instagram'dan takip edenler varsa görmüşlerdir, orada paylaştım. Hatta yiğidim 6 ay sonra gelmiş diye de bir başlık attım. Görmeyenleriniz varsa oradan bakabilir. Şu siyah gümüş kuyruğu yeni aldım. Başka burada sizin görmediğiniz kuşumuz yok. Bakın arkadaşlar, dediğim gibi kuşlarımız çılgın çılgın uçuyorlar. Dönekler de burada takılıyor. Siyah alacayı görmüştünüz. Şu güllüğü görmediniz arkadaşlar. Şu alttaki. Onu da bir arkadaşımız hediye getirdi. Siyah gümüş kuyruğu biliyorsunuz, tutmuştuk. Uçan yapmıştık. Ben onun kanadını kırptım. Çok fazla açılıyordu. Yerini bulma ihtimali yüksek. Tutulma ihtimali yüksek. İspirimizin zaten kanatları gelmeye başladı. Kanatsızların hepsinin kanadını çektim. Siyah bango hariç dişi. Erkeğe körtları beraber pislik yapıyorlar, uçmuyorlar. O yüzden dişiyi kırktım. Şu hiç bağlamadan uçurduğumuz kuş. Bir günde kuş uçurmak o. Gördüğünüz gibi kuşlarımız bu şekilde. Bunları şu an açmayacağım. Havada gidelim. Biraz antrenman yaptıralım. Zaten bunlar ortalama bir saatten beri dışarıda. İçlerinde 2-3 tane gezmeye giden var. Az önce bir tanesi gelmişti. Yanında kuş getirdi ama kuşu göremedik biz. Kendisi burada, kuş yoktur. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.